Arkadaşlar merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gendime tarhanası pişireceğiz. Gendime tarhanası Erzincan'a özel bir çorba. Daha önceden yoğurtlu gendime çorbasını sizlerle paylaşmıştım. Bayağı da güzel yorumlar aldım sizlerden. Şimdi yazdan hazırladığımız gendime tarhanası. Bir orta boy kuru soğan, yarım yemek kaşığı salça, tuz, pul biber ve kırmızı toz biber, nane, 2 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağına ihtiyacımız var. O zaman hep beraber yemeğimizi yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar, yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir orta boy soğanı pembeleşene kadar kavuracağız. Bu arada arkadaşlar ufacık bir şeyi paylaşmak istiyorum. Benim her çekimimde mutlaka ama bir şey olur. Biraz önce yine telefon çekimden çıkmış. Yağı ve soğanı koyduğum yeri çekmemiş. Neyse ki çabuk fark ettim her zamanki gibi. Her çekimde bir nazarlık var. Her çekimde. Bir kusursuz çekim yapamadım sizlere. Rendelediğim 2 diş sarımsağım vardı arkadaşlar. Bunu da ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz soğanla salçayı. Burada yazdan hazırladığım kendime tarhanam var. Şimdi bunu ilave edeceğim. Tarhananın içinde kırmızı kapya biber, yeşil biber, sivri acı yeşil biber, dereotu maydanoz, ayran, süt ve kendime sizlerin buğday diye bildiğiniz, biz Erzincanlıların kendime dediği buğday. Kendimemizi ve soğanımızı güzelce kavuracağız. Şimdi baharatları ilave ediyorum. Soğan ve kendimemizi iyice kavurduktan sonra üzerine kaynamış su ilave ediyoruz. Üzerine çıkana kadar ilave edeceğim. Üzerine çıkacak kadar su ilave ettikten sonra çorbamızın kaynamasını ve pişmesini bekleyeceğiz. Çorbamız pişti. Servis hazırdır artık arkadaşlar. Çok besleyici, doyurucu bir çorbadır. Deneyecek olanların ellerine sağlık. Afiyet şifa olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıklı kalın.